Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüyle karşınızdayız. Bu videomuzda konuğumuz Apple servislerinin cihazlarda sorun varmış gibi gösterip fazladan para alması. Şimdi arkadaşlar hemen bize kızmayın Apple düşmanı falan filan diye. Çünkü bu durum CBC News adlı bir haber şirketi tarafından gizli çekimle kanıtlandı. Elçiye zeval olmaz. Öncelikle Motherboard adlı bir web sitesinin baş editörü olan Jason Cobbler MacBook'u kırılınca Apple servisine gidiyor. Ve servisten kendisine $700 bir fatura çıkarılıyor. Tam buraya kadar normal, bunda bir sıkıntı yok. Fakat adam MacBook'unu alıyor, tamir ediyor ve toplamda ona maliyeti $50 oluyor. Tabii adam haberci olunca durur mu yerinde, bunu kendi sitesine taşıyor ve haber olarak giriyor. Bu durumu gören CBC News adlı haber sitesi de muhabirine gizli kamerayı yerleştiriyor, diyor ki yallah Apple servisine. Sorun da şu, adamın MacBook'u çalışmıyor. To fix it entirely will cost more than $1,000. Yeah. Neyse, servise veriyor, sorununu anlatıyor falan filan derken sonuçta kendisine fatura geliyor, tam olarak $1,200. Test bu süreçte başlıyor arkadaşlar. Eleman bilgisayarını alıyor, New York'a gidiyor. Apple'ın yetkilendirmediği başka bir servise bilgisayarını gösteriyor. Oradaki abimiz de alıyor bilgisayarı, diyor ki bu bilgisayarda $1,200'lık bir masraf yok. Ekranın arkasından bir tane pim çıkmış diyor. Alıyor pimi, yerine takıyor, bilgisayar cayır cayır çalışmaya başlıyor. Sonra muhabir ona soruyor, diyor ki borcum ne kadar? Abimiz esnaf, kaçırır mı? Diyor ki bu işlem için para ödemene gerek yok yeğenim. Bizim $1,200'lık masraf ne oldu? Muhabir tabii tamiri gerçekleştiren tamirciye soruyor. Normalde bu pimin ücreti ne kadar? Bu iş $1,200 yapılabilir mi diye. Tamirci cevap veriyor, diyor ki hayır. Apple alıp o pimi değiştirse bile fiyatı $75 ila $125 arasında bir şey. Yani arkadaşlar Apple'ın $1,200 dediği servis masrafını CBC News muhabiri ücretsize hallettiriyor. Tabii burada büyük bir sorun ortaya çıkıyor. Çünkü artık olay belgelenmiş oluyor. Apple'dan bir açıklama var mı? Tabii ki de yok. Ama ben size söyleyeyim. Daha önceki videolarımızda da söylemiştim. Bu Apple işte böyle böyle zengin oluyor arkadaşlar. Sonra dünyanın en büyük şirketi Apple. Her neyse arkadaşlar, Apple'dan bir açıklama gelmedi. Fakat bence biz şuradaki anketle karar verebiliriz. Sizce Apple teknik servisleri bizi kafalıyor mu? Diyorum ve sizlere vermiş olduğum 2 dakika sözümü tutabilmek için hızlıca buradan kaçıyorum. 10-15 saniye, 20 saniye falan geçmiş olabilirim. Bu konuda kusura bakmayın, canımız sağ olsun. Hadi görüşürüz. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.